Şu an engelliyim zaten. Bir ayağımdan, sağ ayağımdan. 18 yıldır çobanlık yapıyorum. Zorlanıyoruz zaten. İster istemez insan zorlanıyor. Değneklerle dağa gidip gelmek. İşte affedersiniz, at olmasa bir yere gidemiyorum. Dağda hayvanların önündeyim 18 yıldır. Şu an abi 5 tane vardı. 15 tane de gıdık vardır. Keçi dediğimiz. Onlarla uğraşıyorum. Evet abi, onlarla geçimimizi sağlıyoruz. Zaten tek geçim kaynağımız o. Zaten çalışamıyoruz. Sabah saat 7'de kalkıyoruz. 6.30-7 gibi kalkıyoruz. Akşam 7'ye kadar. 2-3 kilometre yürüyoruz zaten. Hayvanları yürüyoruz. Ondan sonra dağdayız. Sabahtan akşama kadar dağdayız. Onlar gidince bazı yere atla gidemiyorsun. Onun için inip bir şey yapıyorsun, çeviriyorsun. Onları çağırıyorsun, onlar peşine geliyorlar. Veya sen gidip onların bir şeyini yapıyorsun. Zaten ineklerin nereye çevirirsen oraya doğru gidiyor. Mesela taş ayağıma takılıyor, mesela yürüyemiyorum. Koltuğu altı değneklerin bazen kırılıyor, gezemiyorum. Yani zorluk bayağı oluyor yani. Ne kadar o desek de kolaydır, zor yani. De boş durmasınlar ya. Yapacak çok binlerce iş var. Yani evde durup da kendi kendilerinin canını sıkmasınlar. Zaten kurban olduğumu Allah vermiş. Yani kul şeyi yapısı değil. Ya yapmasak sürekli evde oturup ne yapacağız ki? Zaman geçmiyor ki evde oturarak. İlla ki bir iş vardır yani. Yapabileceği, bir engelli insanın yapabileceği çok iş var yani. Mesela ben hayvanların önüne gidip geliyorum. Bazısı mesela bir dükkanda çalışsın veya bazısı gidip, yani çok iş var yani. Yeter ki insanın şeyinde olsun yani. İçinde olsun çalışmak. At olmazsa bir yere gidemiyorum abi. At bizim ayağımızdır. Hemen hemen yani günün 12 saati atın üstündeyiz. Ondan sonra yani yapacak bir şey yok yani. Hayvanları çoğaltmasan abi zaten az olduğu zaman emeğini çıkarmıyor. Çok yani çok olmasa da yani yaptığın işten bir şey kazanç almayınca boş boşuna yapmış gibi oluyorsun. Çoğaltmak lazım yani. Hayvanlar çoğalacak. Bir iki yıla kadar daha çoğalacak. Şu an 15 tanese bir iki yıla kadar 40-50 tane olacak. Onlarla geçimimizi sağlayacağız zaten. Abi. Ben de başka kimse gitmiyor. Zaten hasta da olsan, şey de olsan hayvanlara gitmek zorundasın. Hayvanlar içeride durmaz. Ne hasta dinler, ne cenaze dinler. Ben ve annemiz. Kimse zaten yok. Hepsi abiler vardı. Evlendiler. Onlar ayrıldılar gittiler. Kız kardeşlerim vardı. Onlar da evlenip gittiler. Ben ve annem kalıyoruz. Kuzenimle geliyoruz. Biz işte hani beraber hayvanları gidiyoruz. Ama o biz bu kadar zorlanırken hani zorlanmamıza rağmen o bizden daha hani azimli yani çünkü dağ taş hani biz bile zorlanırken o haliyle bizden daha iyi yapıyor. Çünkü mücadelesi bizden daha zor.